Şimdi bir de sabun katmanı mavi ışığın 1 bölü 4 dalga boyu kalınlığında olduğunda neler olacağını görelim. Sabun katmanının ön yüzeyi mavi ışık dalgasının başlangıç noktasında, arka yüzeyi de dalganın tepe noktasında. Mavi ışık şeffaf sabun katmanı içerisinden geçip gidiyor. Kartları her ikisinde de birer kartın ucu sabun katmanının ön yüzeyine geldiği anda duruyorum. Şimdi ne olacağını hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Öndeki kartları ön yüzeyden yansımayı gösterebilmek için şu şekilde katlıyorum. Fazlalıklar olan kısmı açıp göz ardı ediyorum ve havadan su sabun karışımına geçtiği için de dalgayı ters çeviriyorum. Arkadaki kartlarda ise şu an tepe noktasındayız. Kartları tepe noktasından katlıyorum ve fazlalıkları yine açıyorum. Yansıyan ışıkları karşılaştırdığımda, tepe ve çukurların birebir eşleştiklerini görüyorum. O halde, sabun katmanı mavi ışığın 1 bölü 4 dalga boyu kalınlığında olduğunda, çok parlak bir mavi ışık yansıması görürüz. Sırada çok ama çok ince bir sabun katmanı var. Bu sabun katmanını temsilen incecik bir ip kullanacağım. Mavi ışığı yine sabun katmanından geçiriyorum. Ama bu sefer sabun katmanının ön ve arka yüzeyleri hemen hemen aynı yerde. Öndeki kartları katlıyorum, fazlalığı açıyorum. Havadan su sabun karışımına geçtiğimiz için de ters çeviriyorum. Ardından arka yüzeyden yansıyan ışık için katlıyorum, fazlalığı açıyorum ve kartların sabun katmanına temas eden uçlarını alt alta getiriyorum. Şimdi ne görüyorsunuz? Bir yansıma maksimum noktasındayken diğeri minimumda. O halde çok ince bir sabun katmanında mavi ışık yansıması olmaz diyebiliriz. Aynı şeyi bir de kırmızı ışıkla deneyelim mi? Kartların uçlarını alt alta getirdim. Aynı anda başlayacaklar. Çekiyorum ve ışık sabun katmanından geçiyor. Kartlardan ikisinde de birer uç sabun katmanına geldiğinde duruyorum. Öndeki kartları buradan katlıyorum. Geçip giden ışığı açıyorum ve kartları ters çeviriyorum. Arka yüzeyden yansıyan ışık için kartları yine katlıyorum ve sabun katmanından geçip giden ışığı temsil eden fazlalık kısmı da bu şekilde açıyorum. Kırmızı ışığın da sıfırlandığını görüyorsunuz değil mi? Çok ince bir sabun katmanında hiçbir ışığın yansıması olmaz. Bunun için de çok ince bir sabun katmanına baktığımızda, sabun katmanı tamamen şeffaf görünür. Artık ışığın farklı renklerinin, farklı kalınlıklardaki sabun katmanlarında yansımasının nasıl olduğunu araştırmak için gerekli donanıma sahipsiniz. Mavi ışığın bir dalga boyu kalınlığında olan sabun katmanını, mavi ışığın 1 bölü 4 dalga boyu kalınlığında olan sabun katmanını, bir de çok ama çok ince bir sabun katmanını inceledik. Deneylerimizi mavi ve kırmızı ışıklar için yaptık. Şimdi siz de mavi ışığın yarım dalga boyu kalınlığında olan bir sabun katmanıyla neler olacağını deneyebilirsiniz. Önce bu sabun katmanına mavi ışık düştüğünde ne olacağını tahmin etmeye çalışın. Sonra da deneyi yaparak gerçek sonucun ne olduğunu öğrenin. İsterseniz ona 15 santimetrelik bir kart kullanarak yeşil ışığın dalga boyunu da oluşturabilirsiniz. Bu kart, 600 nanometre dalga boyu olan yeşil ışığı modeller. Bu sayede değişik kalınlıklardaki sabun katmanları üzerine düşen mavi, kırmızı ve yeşil ışığın hangi durumlarda yansıdığını, hangi durumlarda da yansımadığını öğrenip günlük hayatta karşınıza çıkan bir sabun baloncuğunun neden öyle göründüğünü anlayabilirsiniz.